Bundan iki hafta önce 500 lise ve üniversite öğrencisine bir anket yaptım. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasından sizin için, ülkemiz için, sizce ülkemiz için hangisi en önemlidir dedim. Çoğunluk nitelikli eğitim dedi. Nitelikli eğitim nedir arkadaşlar? Kapsayıcı, eşitlikçi ve kaliteli. Şimdi size soruyorum, Türkiye'de eğitim kapsayıcı mı? %20 okula bile gitmiyor. Kadınlar arasında bu çok daha yüksek. Ana dilde eğitim yok. Mültecilere eğitim şöyle böyle. Engelliler, cinsiyet değiştirenler, kesinlikle kapsayıcı bir eğitim sistemimiz yok. Peki eşitlikçi mi? Herkes, çünkü bazı okullarımız nitelikli biliyorsunuz. Oraya giren giriyor, giremeyen de diğer okullar arasında. Puan sistemi göre bir kast sistemi oluşturularak yerleştiriliyor. Peki kaliteli mi? Cevabı beklemeyeceğim. 20 yıldır işin içindeyim. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de nitelikli bir eğitim sistemi olduğundan söz etmek mümkün değil. Peki çerçeveyi çizelim. Eğitimin kısa bir tarihçesinden bahsedelim. Eğitim hani bu 3.0, 4.0 pek popüler ya. Ben eğitime şimdi onu uyguladım. 1.0 taş devri. Yaparak öğrenmek, anne babadan öğrenmek. Bakarak öğrenmek. 2.0 biraz daha orta çağlar falan böyle. İşte çiftçi, terzi, demirci falan gibi usta-çırak ilişkisiyle öğrenmek. Okul falan yok arkadaşlar. Okul dediğimiz şey 200 yıllık. Almanların dünyaya bir hediyesi. Prusya, Napolyon'a yenilince ya biz ne yapalım, ne edelim? Okul. Ya biz olsak daha iyi bir ordu deriz değil mi? Adamlar okul açmaya karar veriyorlar ve şu anda kullandığımız sınıf, öğretmen, ders hepsi bize Almanların bir hediyesi. Ondan sonra Almanlar, Amerikalılar 1900'lerde çok sayıda göçmen almaya başladıkları zaman ya diyorlar bizim bu insanlara ortak bir dil konuşturmamız lazım. Ne yapalım? Aa, Almanlarda güzel bir inovasyon var, onu alalım diyorlar ve Amerika'ya ithal ediyorlar okul dediğimiz şeyi. Temel hedef arkadaşlar, temel okuryazarlık. Birazcık işte okuma yazma bilsin, saate bakmayı bilsin, emirlere itaat edebilsin, zamanını yönetebilsin ve rutin işleri yapabilsin. Yani tam anlamıyla bir fabrikaya işçi yetiştirme sistemi, fabrikanın kendisi gibi bir üretim hattı modeli. Doldur sınıfa, koy başına bir öğretmeni, içerik nakli yapsın, yola devam edelim. Dolayısıyla bu sistem aslında 100 ila 200 yıl arası önce tasarlanmış ve tam bir fabrika işçisi yetiştirme sistemi. Ve hedeflerinden bir tanesi de yaratıcılığın törpülenmesi. Bakın NASA'nın bir testi var. Ülkedeki öyle genius potansiyeli olan mühendisleri bulmak için bir yaratıcılık testi yaratmışlar, oluşturmuşlar. Ve toplumun %2'sinin yaratıcı olduğunu tespit etmişler. Aynı testi George Land alıyor ve 5 yaşındaki çocuklar uyguluyor. %98 yaratıcı çıkıyor çocuklar. Aynı çocuklar 10 yaşında %32 yaratıcı çıkıyorlar. Aynı çocuklar 15 yaşında %10 yaratıcı çıkıyorlar. Eğitim sistemi mükemmel çalışıyor arkadaşlar. Yapması gerekeni yapıyor. Yaratıcılığı öldürüyor. Ama şimdi aklımız başımıza geldi. Ya bir dakika ya, Endüstri 4.0 bu insanlarla olmuyor ya demeye başladık. Bilgi çalışanının farkına vardık ama 20 sene, 25 sene içerisinde bilginin de meta olduğunu fark ettik. Daha farklı bir şey gerekiyor dedik. Akıllı yaratıcılar gerekiyor dedik. Şimdi düşünen insanlar akıllı yaratıcılar gerek diyor. Doğru cevabı bulmak yerine farklı cevaplar yaratabilecek insanlar getirmemiz gerekiyor diyor. Ama eğitim sistemi bunu vermekten aciz. Böyle bir becerisi yok eğitim sisteminin. Peki biz Türkiye'de neredeyiz? Bu 1.0, 2.0, 3.0. Bakın burada 25-34 yaş aralığında OECD'nin yaptığı bir çalışmayı göstereceğim size. Yetişkin becerileri çalışması. Okuma becerisini aldım sadece. Ve 6 seviye var bu okuma becerisinde. İşte birinci seviye okuma yazma bilmiyor sayılır. 2, 3, 4, 5, 6. seviye de felsefi kitaplar okuyabiliyor, edebiyattan anlıyor, kendini ifade edebiliyor, düzgün cümlelerle konuşabiliyor, tartışabiliyor vesaire. Şimdi bu 6. seviyeyi niye taktım? Bu veriden ben çektim bunu. Çünkü toplumun lokomotifi 6. seviye. Geleceğin mühendisleri, ekonomistleri, siyasetçileri diyecektim az daha, demeyeyim onu. Sanatçıları, bilim insanları bu 6. seviyeden çıkacak. Bir ülkede
10-15 civarında 6. seviyeye çıkartabiliyorsa ülke kendisini, çocuklarını, o ülkenin geleceği parlaktır. Peki Türkiye kaç kişisini 6. seviyeye çıkartabilmiş? Sıralama nasıl? Bakıyoruz, bir numara Finlandiya, %37'si 6. seviyede. Kanada %20'lerde, müthiş. İrlanda %12. Türkiye %1. Arkadaşlar burada 2000 kişi var dediler bana. Aha şurada 20 kişi var. Gerisi 0. Otur. Sadece bu 2000'de 20 kişi tam okuduğunu anlıyor ve kendini ifade edebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi falan diyoruz ya. Ben gülmüyorum bile artık buna ya. Hangi iş gücüyle abi? Hangi iş gücüyle? Bakın bunun devamı da var. Çok fazla rakamlara boğmayacağım size ama sözlerin yanına sayısalı ve problem çözme becerilerini de koymuşlar. Bu veriyi sadece ben gösteriyorum çünkü gerçekten ham veriden çektim. Uzatmayayım, hepsinde sonuncuyuz arkadaşlar. 25-34'te %1 dedim ya, 35-44'te %0.5'a düşüyor o. 2000 kişiden 10 tanesi kitap yazabilecek kadar veya iyi bir kitabı anlayıp tartışabilecek kadar sözel becerileri gelişmiş. Biz bu üç gücüyle dünyada rekabet etmeye çalışıyoruz. Rekabet etmeye çalıştığımız ülkeler de bizden çok daha yukarılarda gördüğünüz gibi. Dolayısıyla arkadaşlar çok net bir şekilde eğitim 3.0'dan Türkiye sınıfta kalmış. Biraz önce Fatoş bahsetti. Biraz daha ağladık bu rakamları gördükçe. %72'si okul kütüphanesini kullanmıyor, %89'u yabancı dil bilmiyor. Tabii bu kendileri söylüyorlar, %11'i biliyor diyorlar. Ben bu rakamın %11 falan olmadığını çok net biliyorum İngilizce eğitim veren bir üniversitede olduğum için. Ha %88'i spor yapmıyor, %83'ü cinsellik eğitimi almamış. Böyle bir resim. Ha bunun yanına kuşak araştırmacısı Evrim Kur'an'ın rakamlarını da koyayım. Gençlerde eğitimi terk etme oranında Avrupa'da birinciyiz arkadaşlar. %32. Hani OECD'ye yaranmak için eğitimi zorunlu yaptık 12 yıl falan ya. Ya kendi kendimizi aldatıyoruz ya, çocuklar terk ediyorlar. Peki genç işsiz sayısında neredeyiz? 1 milyonu geçtik arkadaşlar. Şimdi YÖK fark etti, kontenjanları aşağı çekmeye çalışıyor. Bakın size daha ilginç bir istatistik vereyim. 5 sene sonra bu rakam 2 milyon. Felaket habercisi falan değilim arkadaşlar. Sadece rakamlara bakmayı bilen bir mühendisim. 8 milyon üniversite öğrencimiz var. Avrupa'nın en büyük sistemini oluşturduk diye övünüyoruz. 5 sene içerisinde bunların hepsi mezun olacak. Bunlara iş bulmamız gerekecek. Bizim 5 senede 8 milyon kapasite, istihdam yaratma kapasitemiz var mı? Dolayısıyla esas tehlike önümüzdeki 5 sene, 10 sene içerisinde geliyor arkadaşlar. Dökülüyoruz. Neden dökülüyoruz? Ya 10 tane sebep var bence. Eğitimi yaygınlaştırdık ama kaliteden ödün verdik. OECD'de eğitime en az para ayıran sondan ikinci ülkeyiz. Eğitim fakültelerimizin çoğu çağ dışı. Eğitime giden öğrenciler tıbbı, mühendisliği, şunu bunu kazanamayan öğrenciler. Vesaire vesaire. Burada özellikle vurgulamak istediğim son dönemde olan şey, sorgulayıcı, yaratıcı birey yerine biat kültürünü yerleştirmeye çalıştık. Yani o elimizdeki kısıtlı kaynağı fen liseleri açmak yerine imamatip liseleri açmaya harcadık. Şu anda Türkiye'de arkadaşlar imam hatip liselerinin açılmasını alkışlamayın lütfen. Şu anda Türkiye'de kontenjanın en yüksek olan programın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Üniversite programının. İlahiyat. 19 bin kişi giriyor ilahiyata her sene. Neden? Çünkü o imam hatip mezunlarının ne yapacağımızı bilmiyoruz. Onları şimdi ilahiyat fakültelerine gönderiyoruz. Sonra da devlet memuru yapacağız. Ülkenin devlet memuru yetiştirme felsefesine bakar mısınız arkadaşlar? Tam bir din ülkesi olma yolunda gidiyoruz. Endüstri 4.0'a giderken bizde ilk 3 ilahiyat, siyaset bilimi ve siyasal bilimler, uluslararası ilişkiler ve hukuk. İlk 3 bu. 19 bin ilahiyatçının yanında 8 bin veya 7 bin bilgisayar mühendisi yetiştiriyoruz. Ama benim bugün özellikle yani bunun altını bir çizmek istedim. Son 5 yılda, 8 yılda eğitimin nereye geldiğini görmemiz lazım gerçekten. İmam Hatip liselerinin sayısı 3 misline çıktı. Burada bahsetmek istediğim konu bütün dünyanın problemi arkadaşlar. Türkiye'nin özel problemleri var ve ben de senin gibi düşünüyorum bunlar geçecek. Ve ben bunu göreceğim, bunu görmek için buradayım. Ama bütün dünyanın problemi eğitim müfredat odaklı takıldı kaldı. Nakil sistemiyle, içerik nakliyle gidiyor hala. Halbuki
Artık konu yetkinlikte. Yetkinlik geliştirmenin önemini biz kavrayamadık. Ne yetkinliği? 21. yüzyıl yetkinlikleri arkadaşlar. Utanarak söylüyorum, ben bu listeyi Amerikalılardan aldım. Neden biliyor musunuz? Türkiye'de böyle bir listeyi hiç kimse hazırlamadı. Ne devlet, ne özel sektör, ne STK'lar. Ancak sallıyoruz. 2023'te böyle olacağız. 2071'de hangi iş gücüyle? Lütfen tanımla ya, ben öğretmenim. Tanımla, ona göre ben de mezun vereyim sana, değil mi? Bunu hiç kimse yapmıyor. Ancak sallıyoruz. Baktık nedir bu 21. yüzyıl yetkinleri diye, yetkinlikleri diye. 3 ana başlık var. Daha çekmeyin. Ben çekeceğiniz zamanı söyleyeceğim. Öğrenme ve inovasyon. Bakın bunlara karnınız ağrısın. Türk eğitim sisteminin geriletmek için elinden geleni yaptığı yetkinlikler bunlar. Yaratıcılık, inovasyon, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirliği. Beka sorunumuz tam burada işte. Dışarıda aramaya gerek yok. İkincisi okuryazarlıklar, bilgi, medya ve teknoloji okuryazarlıkları. Üçüncüsü de yaşam ve kariyer becerileri. Arkadaşlar evet, şimdi çekebilirsiniz. 21. yüzyıl yetkinlikleri bunlardır. Eğer Türkiye'de de bir konsorsiyum toplasak, bir aşağı iki yukarı aynı liste ile çıkarız karşınıza. Peki üniversite neden bu yetkinlik açıklığını kapatamıyor? Madem böyle bir yetkinlik eksiği, açığı var, niye kapatamıyorlar? Arkadaşlar bir üniversite öğretim üyesi olarak, 30 küsur yıllık üniversite öğretim üyesi olarak çok net söylüyorum. Üniversitenin böyle bir kapasitesi yok. Böyle bir becerisi yok. Üniversitedeki hocaların birçoğunun böyle becerileri yok zaten. Kendi işimiz bizim işimiz değil diyorlar. Bizim çok işimiz var diyorlar. İşte yok akreditasyon diyorlar, yok Bolonya diyorlar, yok diyorlar, kaynak diyorlar. Ya arkadaşlar, cuma günleri hani iklim boykotu var değil mi? Çocuklar okula gitmiyor değil mi? Perşembe günü niye gidiyorlar? Neden sadece iklim aktivisti var Türkiye'de? Eğitim aktivistleri nerede? Nasıl düzelecek bu eğitim? Yani dışarıdan gördük, iklim aktivizmini kopyaladık. Kendi içimizde en büyük problemin eğitim olduğunu düşünüyoruz. Eğitim aktivisti yok. Çağrı yapıyorum size ya. Eğitim aktivisti olun diyorum. Hani kendinizden daha yüksek bir amaca hizmet etmek dedi ya Acar abi. Vicdanen başkalarını düşünmek zorundayız ya. Lütfen düşünün gelecek kuşakları ve eğitim aktivisti olmaya da kafa yorun. Üniversiteler bu eksikliği kapatamayacaklar. Böyle bir kapasiteleri yok ve bunun kendi işleri olduğunu düşünmüyorlar. Kısmen haklılar. Yetkinlik geliştirme anaokulunun işi. Peki ne olacak abi şimdi? Yani ancak hayıflanabiliriz, bağırıp çağırabiliriz, küfredebiliriz, kızgın kızgın TED konuşmaları yapabiliriz. Ya da ya ben ne yapabilirim diye düşünebiliriz değil mi? Arkadaşlar ben bu konuya epeydir kafa yoruyorum ve 5 yıl önce kökleri ta Kanada'daki öğretim üyeliğime dayanan bir yetkinlik geliştirme programı başlattım. Program ücretsiz olduğu için rahatça konuşabiliyorum burada, reklama girmiyor dolayısıyla. Sorun çözüm ilk adım diye blogumda bunu 5 yıl önce yayınladım ve 5 yıldır bu eğitimi uyguluyorum. Bu eğitimi şöyle size özetleyeyim. 500 kişi bir salona geliyor, 400'ü üniversiteli, 100'ü liseli. Bir de bahsetmemin özel bir nedeni var. Bütün dersler canlı yayınlanıyor. İzmir'den İstanbul'a gelmenize gerek yok. Kocaeli'den, Tekirdağ'dan, Bursa'dan, Ankara'dan gelenler var. Edirne'den gelenler var ama İzmir'den gelmenize gerek yok. Canlı izleyin. 2 haftada bir 6 saat eğitim. Eğitimin aşağı yukarı yarısını ben veriyorum, yarısını konu uzmanları veriyor. İşte Kerem gibi, Acar abi gibi, Atilla gibi, finansal okuryazarlık. Son derece etraflı, bireysel gelişimden başlayan, öğrencilere öz gelişim eğitimi veriyoruz. Bilinçli farkındalık eğitimi, sağlıklı beslenme eğitimi, stresle baş etme eğitimi, kendini tanıma eğitimi, zayıf yönler, güçlü yönler. Ondan sonra kurumların istediği becerilere geçiyoruz. Sunum teknikleri, takım çalışması. Dün 6 saat sunum teknikleri ve takım çalışması konuştuk burada. Excel'le modelleme, algoritmik düşünme, blockchain, IT'ye giriş. Ya geçen sene bir günde Python öğrettik arkadaşlar. Yani bu işler hakikaten atla deve değil. Öğrenci de cesaretleniyor. Ya ben yapabiliyormuşum bunları diyor. Ve ondan sonra da 21. yüzyıl temalarına geçiyoruz. Sürdürülebilirlik gibi, sosyal inovasyon gibi. Şirketlerin yeni yeni konuşmaya başladığı konulara geçiyoruz. İşte bilgi okuryazarlığı, teknolojik okuryazarlık, finans okuryazarlığı gibi. Sonunda da çocuklardan bir proje yapmalarını istiyoruz. Ya sosyal inovasyon projesi olacak ya girişimcilik projesi olacak, fakat
Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda olacak. Yani ya açlığa bir çözüm bulacaksın, ya nitelikli eğitime, ya temiz suya, e-ticaret problemiyle gelme bana. Onu yapan var. Onu yapmak oldukça kolay. Ama dünya için bir şeyler yap. Bu mesajı vermeye çalışıyoruz çocuklara. Arkadaşlar, üniversite öğretim üyesi olarak söylüyorum. Benim derslerimde devam %50 civarında. Öğrenci gelmiyor. Burada devam, dün İstanbul'da kar yağdı. 492 kişi kaydettik, 490 kişi geldi derse. 6 saat yerlerinden kıpırdamadan dinlediler. Çünkü bir değer aldıklarını düşünüyorlar. Ve tabii 6 saat ben konuşmuyorum. Onlara atölye tadında birlikte bir şeyler yaptırıyoruz. Beraber problem çözüyorlar. Takım ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Son derece keyifli bir eğitim alıyorlar. Ve bitirdiklerinde, yani ben şuradan şuraya götüreceğim çocukları diye başladım bu işe. Ama bazıları hayatımız değişti diyorlar. Size basit bir çağrı yapıyorum. Ya bunu pasif olarak izleyin. Ondan sonra İzmir'de benzer bir programı kurgulayın. Ben elimden geleni yapmaya hazırım bu size desteklemek için. Bu programlar sadece İstanbul'da olmamalı. İzmir'de de olmalı, ondan sonra Manisa'da da olmalı, ondan sonra Antep'te de olmalı, Diyarbakır'da da olmalı. Ama ben bunları tek başıma yapamam. Bu işi ölçeklenebilir ve sürdürülebilir kılmamız için herkesin birlikte çalışması gerekiyor. Üniversite öğrencilerine, öğretim üyelerine çağrım var. 21. yüzyılda konu içerik değil arkadaşlar. O meta, istediğin zaman indiriyorsun, seyrediyorsun, öğreniyorsun. Hocanın sana anlattığı termodinamiğin birinci, ikinci veya sıfırıncı kanununu hocadan öğrenmen gerekmiyor. Ama yetkinlikleri öğretmek zor çünkü ancak bunlar pratikle gelişiyor. Buna eğilmemiz gerekiyor. Lütfen üniversiteden, ortaokuldan, liseden onlara ümit beslemeyi bırakalım ve üstümüze düşeni yapalım. Kendi kendimize bu problemi çözmeye çalışalım. Yoksa yani ben Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra bayağı bir olmayacak öyle bir şey arkadaşlar. Öyle bir şey olmayacak. Dolayısıyla bunlar hepsi sahte hedefler. Kendimiz bugün bir şeyler yapabiliriz. Sizlere aktivizm çağrısı yapıyorum. Eğitim aktivisti olmanızı öneriyorum. Sağ olun, var olun.